Sonra da Hisartepe mahallemizdeki Farabi Aile Sağlığı Merkezi, daha sonra yıl bitmeden Şifa Hatun Aile Sağlığı Merkezi Balık Pazarı'nda inşallah 5 mahallenin ihtiyacını görmüş olacak. Ve daha sonra da Cihatlı'daki konutlara yerleşim başladığında şu anda oradaki aile sağlığı merkezimiz de bitmek üzere. İnşallah bu sene 5 tane aile sağlığı merkezimizin açılışını yapmış olacağız. Diğer taraftan da Küçükkum'da mahallemizde posta işletme müdürlüğüne ait olan binanın kat karşılığı yapımı tamamlandığında, prosedür tamamlandığında inşallah onu da bu sene temelini atmayı düşünüyoruz. Tabii hem sağlık ocakları, bir diğer taraftan da spor tesisleri devam ediyor. Gençlerimiz için okullarımızın kapalı spor salonlarına ihtiyaç var dedik ve ekibimizle beraber bunların hepsini projelendirdik. Şu anda 4 tanesi inşaatı devam ediyor. Allah izin verirse onlar da yıl bitmeden birçoğu açılmış olacak. Tabii 2018'e girdiğimiz zaman her hafta dedik ki ya bir temel atacağız ya bir açılış yapacağız. Allah'a hamdolsun bugüne kadar bu sözümüzü ekibimizle beraber yerine getirdik. Hatta bazı haftalar 2 temel attık. Bazı haftalar yapmış olduğumuz hizmete karşın vakit olmadı, temelini atmadığımız ancak açılışı yapacağımız birçok tesis var. Çok şükür bu millete hizmet etme imkanını Rabbim bahşetti bizlere. AK Parti kadrolarına, Cumhurbaşkanımızın kadrolarına Rabbim bu hizmeti bahşetti. Bizler de bu şerefli görevi taşımanın gururunu yaşıyoruz. Bu ülkede taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyoruz. Şehit kanlarıyla sulanmış, birçok bedeller ödenerek bizlere emanet edilmiş bu ülkeyi kalkındırmak, bu ülkenin aziz insanına hizmet etmek hepimizin boynunun borcu. Son zamanlarda biliyorsunuz Türkiye düşmanları 15 Temmuz hain darbe girişimiyle elde edemediği çirkin emellerini bu sefer ekonomik savaşla elde etmeye çalışıyorlar. Bu ülkeyi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bu ülkeyi teslim almaya çalışıyorlar. Ama bu ülke her zaman bağımsızlığına sevdalı, özgürlüğüne sevdalı, bayrağına sevdalı, ezanına sevdalı insanlardan oluşmuştur. İnşallah bu ülke hiçbir zaman hiçbir şekilde haçlı zihniyetine teslim olmayacak. Canını verecek, her şeyini verecek ama ülkesini vermeyecek, ama bayrağını indirmeyecek, asla ezanlarını susturmayacak. Bize düşen bu ülkenin insanının başını dik tutması için, onurlu yaşaması için her türlü bedeli ödemeye hazır olduğumuzu göstermek. Tabii ki biz hizmet edeceğiz insanımıza. Biz insanımızın bizden istediği hizmetleri ona sunacağız. İnsanımız da gerektiği yerde 15 Temmuz'da olduğu gibi, daha önceki süreçlerde olduğu gibi bu ülkenin bağımsızlığına, bayrağına canını feda edecek. Bizden şu an istenen nedir? Canla başla çalışmak. İşte meclis üyelerimizle, müdürlerimizle, teşkilatımızla, bakanımızla, milletvekillerimizle, hepsiyle, bürokratlarımızla el ele vererek gece gündüz demeden bu hizmetleri getiriyoruz inşallah. Daha da getireceğiz. Bu senenin sonuna kadar da inşallah her hafta bir temel atmayı, bir açılış yapmayı devam ettireceğiz. Gemlik olanı bu güzel hizmetleri bu dönem alıyor. 7 yıl öncesinde kimsenin hayalinden geçmezdi. Burada geniş bir bulvar olacak. Burada bölge parkı olacak. Böyle bir şey söz konusu değildi çünkü buralarda burada depoları vardı. Buralarda akşama kadar lastikler, naylonlar yanardı. Buradan bırakın gece geçmeyi, gündüz bile geçmeye insanın cesareti gelmezdi. Ama hamdolsun bakın hastanemiz bu bölgeye geldi. Hemen yanı başımızda camilerimiz yapıldı, okullarımız yapıldı. Gemlik'te hiçbir yerde olmayan bu kadar büyük bir park burada gerçekleşti. 2 hafta önce de aşağı hemen bitişiğimizde
Şehit Muhsin Yazıcıoğlu spor tesisinin açılışını gerçekleştirdik. İnşallah daha birçok yatırım burada olacak. Bütün müteahhitlerimiz artık Eşref Dinçer Mahallesi'nde inşaat yapıyor. Burası Gemlik'in kalkınan, yıldızı parlayan bir mahallemiz. Ve artık Gemlik birçok bölgede bu anlamda kalkınıyor. Hisartepe Mahallemiz adliye yapılarak kalkınıyor. Hamidiye Mahallemiz tarım binamızı yaptık, ziraat binamızı yaptık. O şekilde kalkındı. Eşref Dinçer Mahallemiz de hemen inşallah bayramdan sonra temelini atacağımız Endüstri Meslek Sitemizin binasıyla. Yanı başımızda zemin iyileştirmiş, inşallah okulu yapılacak olan bir ortaokulla ve bu bölgeyle çok daha güzel bir şekilde kalkınacak, gelişecek. Gemlik bunu hak ediyor. Gemlik çok daha güzel hizmetler hak ediyor. İnşallah bu kadro bu hizmetlerin hepsini vermeye muktedir ve bu konuda sevdalı. Ben bugün açılışı yaptığımız Şehit Ömer Halis Demir Aile Sağlığı Merkezimizin Gemliğimize, insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başta mesai arkadaşlarımız olmak üzere mimarından, mühendisinden, müteahhitinden, sağlık müdürlüğünden projemize destek verip katkı sağladıkları için herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğur olsun inşallah. Sağ olun, var olun. Belediye başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İl Sağlık Müdürümüz Sayın Doktor Özcan Akan'ı kürsüye arz ediyorum efendim. Buyurun. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin çok değerli yöneticileri, üyeleri, çok değerli meslektaşlarım, sevgili misafirlerimiz, OPASE'imizin değerli mensupları. Bugün Gemlik ilçemizde çok özel, çok onurlu bir sağlık tesisinin açılışı için hep birlikteyiz. Bu vesileyle şehidimiz Ömer Halis Demir Aile Sağlığı Merkezimizin açılışına hoş geldiniz diyor. Hepinize eniştenlikle saygılar sunuyorum. Onurluyuz çünkü hain darbe girişimine karşı bu ülkeye canını feda ederek dik duran bir şehidimiz adına bir merkezimizi açıyoruz. Gururluyuz. Gemliğimize çok özel bir sağlık tesisini kazandırıyoruz. Bu vesileyle emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, Gemlik bizim Bursa'mızın en önemli ilçelerinden bir tanesi. Çok stratejik bir konumu olan ve de her geçen gün özellikle orta ve üst yaş anlamında ciddi talep gören ilçelerimizden bir tanesi. İstanbul-İzmir otoyolunun gündeme gelmesiyle birlikte Gemliğimizin şüphesiz ki önemi bir kat daha artmıştır. Zaten Yalova bölgesinden, Çınarcık bölgesinden yazının mobil nüfusun artışıyla adeta bir bölge ili gibi, bir büyük bir il gibi yazın ciddi bir nüfusa sahip olan ilçemiz gerçekten de çok önemli yatırımları fazlasıyla hak ediyor. Bu gerekçelerle ilk önce biz devlet hastanemizi yeniledik. Biliyorsunuz eski bir devlet hastanemiz vardı. 90'lı yıllarda yapılan, depremden sonra yapılan bir çelik konstrüksiyon bir binamız vardı. Toplamda 130 yatağı bulmuyordu. Bu ne bina olarak ne de teknik altyapı olarak Gemliğimizin nüfusunu karşılamaya yetmiyordu. 100 bin nüfusunu karşılamadığı gibi yazın mobil olan 200 bin olan nüfusunu karşılaması mümkün değildi. Bir de böyle stratejik konumu söz konusu olunca buraya ciddi bir anlamda bir ileri seviyede bir hastane kazandırmamız gerekiyordu. Onun için Allah'a şükürler olsun büyük bir çalışmayla, büyüklerimizin desteğiyle bugün Gemliğimize Türkiye'nin en güzel hastanelerinden birisini kazandırmış olduk. Ve bayramdan sonra da hizmete girdi.
ve şu anda da büyük bir gayretle arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ufak tefek eksiklerimiz var, inşallah onları da tamamlayacağız. Artık Orhan Gazi ve Rizli ileri bir merkez olarak hizmet görecektir. Artık vatandaşlarımız gerek Gemlik'ten, gerek Orhan Gazi'den ve gerekse İzlik'ten çıkan vatandaşımız Bursa merkezine gitmeden birçok sorununu halledebilecek seviyede nitelikte altyapıya sahip bir merkez, ileri bir sağlık merkezine dönüşmüş oldu. Şüphesiz ki bu ikinci basamaktaki bu hizmetleri verilirken birinci basamakta da bizim aile sağlığı merkezlerine ihtiyacımız vardı. Çünkü Gemlik sürekli nüfusu artan ve ciddi bir talep gören bir ilçemizdi. Sağ olsun Sayın Belediye Başkanımızın da desteğiyle şu anda 8.sini biz hizmete sokmuş oluyoruz. 8 tane aile sağlığı merkezinde toplam 32 tane aile hekimimiz görev yapmaktadır. Biz bunu artıracağız. Bugün çok güzel şehrimizin ismine yaraşır bir merkezi tekrar kazandırmış oluyoruz ilçemize. 2 aile hekimiyle başlayacağız. Biz bunu en ileri seviyede düşündük. Sayın Belediye Başkanımızla bu şekilde inşa ettik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. 4 aile sağlığı, 4 aile hekimine çıkacak şekilde planladık. Son derece altyapısı düzgün. Buradaki vatandaşlarımızın hizmet alabileceği nezih bir aile sağlığı merkezimiz hazırlamış olduk. Biz inşallah 1-2 yıl içerisinde Gemlik'imizin bütün sağlık ihtiyaçlarımızı yerel destekle, belediyelerimizin desteğiyle bitirmiş olacağız. İstiyoruz ki sadece Gemlik'i değil, bütün Bursa bölgesinde, İzli'de, Orhan Gazi'sinde, Kemalpaşa'sında, Karacabey'de bütün binalarımızı yeniliyoruz. Şu anda Bursa, değerli misafirler, Türkiye'de en fazla yatırım alan illerden bir tanesi. 17 ilçenin 17'sine de hastane yaptık. Aynı bu şekilde. En son Harmancık vardı. Harmancık'ın inşaatına başladık. Ve 17 ilçenin bütün ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi şimdi sağlıklı yaşam merkezleri kuruyoruz. Dünyada olmayan bir planlama yapıyoruz. Vatandaşlarımız ikinci basamak yani hastaneye gitmeden bir şeker hastası, bir tansiyon hastası, bir obezite rahatsız olan bir vatandaşımız sağlıklı yaşam merkezinde kendi mahallesinde bu hizmetini alabilsin istiyoruz. Aynı şekilde anne sütünü buralarda anlatacağız, sağlıklı gebeliği anlatacağız, kanser taramaları yapacağız. Teknoloji bağımlılığı gibi çağımızın en önemli sıkıntılarından birisini burada biz tedavi edeceğiz. Uyuşturucu çağımızın vebası, onunla mücadele edeceğiz. Gemlik bölgesi de bu konuda hassas bir yer. Onunla ilgili özel çalışıyoruz. Biz ilçelerimizi tek tek ihtiyaçları doğrultusunda, gelecek vizyonu katarak 2030 yıl projeksiyonunda çalışıyoruz. Ve inşallah bu yatırımlarla biz 2030 yılına kadar ihtiyaçlarımızı bitirmiş olacağız. Ve hedefimiz 2020 yılında Türkiye'nin ilk üçü arasına girmek, 2023 yılında da Türkiye'nin en iyisi olmak. Böyle bir büyük bir hedefimiz var. Bu büyük hedef için gece gündüz çalışıyoruz. Az önce de bütün Bursa'daki başhekimlerle yaptığımız toplantıdaydık. Bu özel bir açılışımız için tabii ki ben burada olmam gerekiyordu. Toplantıyı bıraktık, buraya geldik. Çünkü biz Gemlik'in bu önemini biliyoruz. Bu yapılan çalışmaları görüyoruz. Böyle bir özel bir yapıda olunca da artık burada bizim olmamız gerekiyordu. Neticede gelinen bu noktada biz Bursa'yı bir tekstil kenti, bir sanayi kenti, üçüncü bir başlık daha ekliyoruz. Bursa bir sağlık kenti olacaktır. Artık sağlık hizmetleri için İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e gitme gereği duymadan Bursa'ya insanlar gelecektir. Böyle çalışıyoruz. Bakın organ naklinde Türkiye'nin en iyisiyiz. 3 kat fazla organ nakli yapılıyor. Dünyanın dördüncüsüyüz. Almanya'yı, İngiltere'yi, Hollanda'yı geçmiş durumdayız. Artık insanlar organ nakli alabilmek için Bursa'ya geliyorlar. Şimdi yaptığımız hamlelerle de kanser tedavisinde, kardiyovasküler cerrahide, fizik tedavi ve rehabilitasyonda da marka yıl olmak için çalışıyoruz. O yüzden gece gündüz büyük bir ekip rolüyle, büyüklerimizin, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, büyüklerimizin desteğiyle, milletvekillerimizin desteğiyle, belediye başkanlarımızın desteğiyle, inşallah Bursa'yı biz 2020 yılında ve 2023 yılında hak ettiği noktaya taşıyacağız. Bunun için de 8 senedir uğraşıyoruz. 2010 yılında başladığımız stratejik eylem planını biz bir harekete geçiriyoruz. İnşallah 2020 yılına geldiği zaman biz Türkiye'de sağlık hizmetlerini en iyi sunan il şerefine erişmiş olacağız. Bu vesileyle şehidimiz Ömer Halis Demir'in adını taşıyan bu güzide binayı ilçemize kazandıran başta belediye başkanımız olmak üzere bütün ekiplere çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların devamını diliyorum. İnşallah Gemlik halkı
hak ettiği bu hizmeti bir iki yıl içerisinde tamamen kavuşmuş olacak diyor. Ve bu vesileyle hepinize saygılarımı sunuyorum. İl müdürümüze konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Gemlik Kaymakam Vekilimiz Orhan Gazi Kaymakamımız Doktor Yalçın Yılmaz'ı kürsüye teşriflerini arz ediyorum efendim. Buyurun Sayın Kaymakam. Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli İl Sağlık Müdürüm, çok değerli gazilerimiz, şehit yakınları, çok değerli siyasi partilerin başkanları, temsilcileri ve sevgili gemlikler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir açılış yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımıza ve Sayın İl Müdürümüze, Sağlık Bakanlığımıza bu güzel eseri hayata geçirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii bir diğer teşekkürüm de isimime. Güzel bir isim. Çünkü biz 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlayacaksak önce Ömer Halis Demir'i başa onu yazmamız gerekir. Çünkü ondan sonra onun inancıyla bu darbe girişimi ortadan kalktı. Onun için ben kendilerine hepsine teşekkür ediyorum. Sevgili gemlikler, bugün 15 Temmuz nedir diye bakıldığı zaman insanlar şunu gördü. Önce hizmet, hizmet, hizmet dediler. İnsanları kandırdılar. Aslında bunların Amerika'ya hizmet ettiği, Batı'ya hizmet ettiği, İsrail'e hizmet ettiği anlaşıldı. Aslında casuslar da çok iyi yapar bunu. Casus gibi bizleri kandırdılar. Bilirsiniz, Lawrence Osmanlı'yı yıktığı zaman çok iyi Arapça konuşur, namaz kılar, etrafını çok iyi etkiler. Ve inanın bunların Lawrence'dan çağdaş davranış haline gelmişler. Bizim insanımız anlamamış. Gerçekten çok önemli bir darbeyi, darbe girişimini bu ülke ortadan kaldırdı. Ben emeği geçen bu konuda Belediye Başkanımıza, Sağlık Bakanlığımıza bu konuda teşekkür ediyorum. Böyle güzel hizmetin yapılmış olması çok, ben tebrik ediyorum. İnanıyorum ki devamı gelecektir. Hepinize hoş geldiniz diyorum, hayırlı olsun diyorum. Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, programımıza katılan olarak telgraf gönderen Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanımız Sayın Akferdi Bursa Milletvekilimiz Hakan Çavuşoğlu telgrafını okuyorum. Belediyeniz tarafından yapılan Ömer Halis Demir Aile Sağlığı Merkezi açılış törenine daha önceden belirlenen programım nedeniyle katılamıyorum. Hayırlı olması temennisiyle şahsınızda açılışa katılanlara selam ve saygılarımı sunarım. Yine programımıza katılamayarak telgraflarını göndererek bizleri yalnız bırakmayan önceki dönem İçişleri Bakanımız Sayın Efkan Ala'ya, AK Parti Bursa Milletvekillerimiz Sayın Mustafa Eskin'e, Sayın Zafer Işık'a, Sayın Muhammed Üfüt Aydın'a, Sayın Osman Mesten'e, Sayın Ahmet Kılıç'a, Sayın Emine Yavuz Gözgece, Sayın Mildan Yılmaz Gürel'e, Sayın Adilla Ötünce, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın İlyas Şeker'e teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Değerli konuklar, şimdi de Gemlik Müftü Vekilimiz Mevlüt Güden'in yapacağı dua eşliğinde değerli protokolümüz ve tüm misafirlerimizi Şehit Ömer Halis Demir Aile Sağlığı Merkezi Açılış Kurdelesini kesmeye ve günün anısına aynı fotoğraf karesinde bulunmaya davet ediyorum. Buyurun efendim. Açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Ya Rabbi niyetlerimizi hayırlı eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, açmış olduğumuz eseri hayırlı uğurlu eyle. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. 15 Temmuz meşhur darbe teşebbüsü gecesinde vatanımız için, milletimiz için, ezanımız için, bayrağımız için, istiklal ve istikbalimiz için hain kurşunlara göğsünü siper ederek şehit düşen Şehit Ömer Halis Demir kardeşimizin ruhunu şad eyle ya Rabbi. Ailesine, sevenlerine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eyle, ruhunu şad eyle ya Rabbi. Yine bu vesileyle 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere terörle mücadelede şehit düşen ve bu memleket için başka vazifeler esnasında şehit düşen tüm şehitlerimize de gani gani rahmet eyle, cümlesinin makamını cennet derecelerini âli eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, yine bu memleketi için mücadele etmiş, gazilik rütbesine ermiş. Şu anda yaralı ve hasta olan gazi kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. Cümle gazilerimize de hayırlı, bereketli, uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Bu eserin meydana gelmesinde maddi manevi emeği geçen, desteği geçen, katkısına tüm kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi kendilerini ve bizleri daha nice hayırlı güzel eserler vücuda getirmeye vesile eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Bu anlamlı merasime uzaktan yakından teşrif eden kardeşlerimizin de cümle geçmişlerine rahmet eyle. Anların da ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Yine bu anlamlı merasim vesile sana dua ve niyazda bulunuyoruz. Ya Rabbi milletimize, memleketimize huzur, selamet, ihsan eyle. Milletimizi, memleketimizi, dahili harici, her türlü beladan, fitneden, musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Hayırları fethiyle, şerleri defiyle. Ordularımızı, emniyet güçlerimizi, karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde daima mansur ve muzaffer eyle. Kendilerini tüm kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri de kıyamet sabahına kadar bu aziz vatan, dostça, kardeşçe yaşamaya muvaffak eyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Devletimizin, milletimizin ve bizlerin akıl akıbetini hayr eyle ya Rabbi. Amin ya mu'in bi hürmeti seyyidil mursalin velhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala el-Fatiha. Evet, kendimize hayırlı uğurlu olsun. Evet.